değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, anesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar Serap Hanım. Çok teşekkürler. Moralimiz bozuldu tabii az önceki vaka tablosunu paylaşırken. Dün böyle minik bir düşüş vardı, 42 bine doğru gerilemiştik. Şimdi 50 bine dayandık. 49.584 vaka var, 271 bin test yapılmış. Test pozitiflik oranı da yüksek. Nedir bununla ilgili değerlendirmeniz? Öyle başlayalım. Aslında günlük değişikliklerin çok büyük önemi yok. Mühim olan trenddir, bir haftalık değerlendirmelerdir ama son haftada gördüğümüz ve aslında kontrollü normalleşme önlemlerinin alındığından ya da kontrollü gevşemenin başladığı andan beri gördüğümüz olay, vaka sayıları tahmin ettiğimiz gibi artıyor. Bir gün biraz alçak, bir gün biraz yüksek olmasının bir anlamı yok. Artış trendi devam ediyor. Bugün 49.584 vaka olduğu bildirildi ama buna lütfen hastaları da dahil edin. Onları dahil ettiğiniz zaman 51.587 tane pozitif ortalıkta dolaşan yeni kişi ortaya çıkmış durumda. Bu hasta sayısı zaten toplamın içinde değil mi? Ayrı olarak mı konuya tablo? Zannediyorum ayrı. Zannediyorum ayrıldı onlar ve 51.500 gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Şimdi 51.500 sayısından daha önemli başka bir şey söyleyeyim size. Aktif hasta sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 387.000 aktif hasta var. Bugünkü sonuçlara göre hesapladığımızda. Bu 387.000 kişinin, 387.000 aktif vakanın içinde kimler yok? Bir, belirtisi olmadığı için test yapılmayanlar yok. İki, belirtileri çok az olduğu için herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmayan veya başvurmaktan imtina edenler var. Üç, sağlık kuruluşuna geldiği halde PCR testlerinin, dünyadaki tüm testlerin, tıp dışındaki testlerin de bir yalancı negatiflik oranı vardır. Türkiye'deki PCR testindeki rakamlar net olarak deklare edilmemekle birlikte ortalıktaki dolaşan yalancı negatiflik oranı %35 ile 40 arasında devam etmekte. Bunu göz önüne aldığımız takdirde yani test yapılanların %35'inin 40'ının da vaka olduğu halde negatif çıktığını göz önüne alıyoruz. Bu durumda 387.000'den çok daha fazla aktif vakanın ortalıkta dolaştığını... Şöyle söyleniyordu, hala öyle mi istatistik? İlk aylarda tespit edilenlerin, toplumdakilerin, toplumda virüsü kapmış olanların %15'ine, hadi diyelim %20'sine denk geldiği söyleniyordu. O mantık hala kabul edilebilir mi? Şimdi şöyle, Sağlık Bakanlığı'nın birinci pik sırasında yaptığı ondan sonra yaptığı bir antikor çalışması var. O antikor çalışması 150.000 kişi üzerinde yapıldı. Orada yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bunun 9 mislini hesaplamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi hesap zor olmasın diye 400.000 diyelim. 400.000'i 9'la çarpın lütfen. Çarpmayalım hocam. Yani öyle fena bir şeye ulaşıyor ki. Yani o kadar kişi şu anda sokaklarda, caddelerde, iş yerlerinde, toplu taşımda, televizyonda, okulda, üniversitede her yerde dolaşıyor ve bunların bir kısmı, önemli bir kısmı da belirti vermiyorlar. Yani şimdi 3 milyondan fazla, 3,5 milyon kişi ortalıkta hasta dolaşırken... alınacak önlemlerin çok daha sıkı olması gerektiği kanaatindeyim. Keza bugün verilen rakamda başka bir şey daha ortaya çıktı. Bu da çok anlamlı bir şey. Vaka sayısı ve hasta sayısını topladığımız zaman çıkan rakam 51.587 idi. Bunlar nasıl bulunmuş? 271.547 test yapılarak bulunmuş. Ve çok ciddi ama aynı zamanda ulaştığımız en yüksek test pozitiflik oranındayız. %19'dayız. Evet. Bu ne demek? Şimdi bir okula gittiniz. 5 tane öğrencinin şikayeti var. Bunlara PCR testi yaparsanız test başına pozitiflik alma olasılığınız çok yüksektir. Ama o sınıfın dışına, bütün okula, bütün mahalleye yaparsanız hasta sayısı ya da vaka sayısı azalacağından test pozitiflik sayısı düşer. Türkiye'de şu anda gözlemlediğimiz şu, test sayısı arttıkça test pozitifliği de artıyor. Bu olayın toplumda ne kadar yaygın olduğunun göstergesidir ki bu yeniden bir şey için bizi uyarıyor. Aman ha, daha detaylı tedbirler alın, mümkünse kapanma yapın. Kapanmayı gerçekleştiremiyorsanız tedbirleri çok sıkılaştırın, aşı işini de çok daha hızlı hale getirin diyor. Şimdi sizin söylediğiniz gibi diyelim ki tespit edilemeyen, toplumda gezinen ve bir şekilde bu test aşamasına gelmeyenlerle birlikte şu an 3,5 milyon kişi aktifse diyelim. O zaman ülkemizde kaç kişi bu virüsle tanışmış olabilir bugüne kadar? Şimdi ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bugüne kadar PCR'a pozitif olmak üzere 3.579.000 kişi bu virüsle tanışmış. Ama bunda biraz önce söylediğim değerlendirmeler yine geçerli. Tabii. Hiç belirti vermeden, şu olmadan, bu olmadan. Bununla ilgili net bir tahminde benim bulunabilme olasılığım tabii ki yok. Ama istatistikle, aktüerya ile uğraşan ya da bu işi hobi şeklinde yapan arkadaşlarımız bununla ilgili başka ülkelerin sistemleriyle kıyaslayaraktan bir tahmin getiriyorlar. Ama bu tahmin bugün yaptıkları bir tahmin değil. Bundan 10 gün kadar önce, 15 gün önce yapmışlardı. Özellikle Fatih Tank Bey ile görüşmüştük. Zeki Berk Bey ile görüşmüştük. Başkaları da var. Yaklaşık 10-15 milyon kişinin 10-15 gün önce bu virüsle, bu hastalıkla karşı karşıya kalıp hayatını kaybettiği ya da bağışıklık kazandığını tahmin ediyorlardı. Ama bu rakamlar tabii ki tahmin, hesaplama, doğru olduğunu hiç kimse iddia edemez. Evet. Artı 3,5 milyonluk sayıyı da ben burada tahmini olarak söylüyorum. Bunun %100 doğru olduğunu hiç kimse iddia edemez. Siz şu anki bilimsel verilerden yola çıkarak bir modelleme yapıyorsunuz. Bilim insanları da zaten tedbirleri almak için, salgının boyutunu tespit edebilmek için bu modellemelerle hareket ederek bir plan program yapmaya çalışıyor. Bizim de haklısınız, onun altını çizmemizde fayda var. Dün zannediyorum ya da önceki gün bir meslektaşınız dedi ki 2 hafta sonra bir vaka sayılarında bir düşüş göreceğiz. Yani zannediyorum aşı programının seyrini de hesaba katarak. Sizin öyle bir beklentiniz var mı? Vallahi 2 hafta sonra, şimdi madde bir önlem aldığınız zaman önlemin ertesi günü bir şey görmüyorsunuz. Birkaç hafta gecikmeli olarak geliyor olay. Ama böyle bir çıkarım yapmak için ekstradan ne önlem aldık? Bir cumartesiler işte. Cumartesi pazarları evet. Ama o zaman şuradan hareket etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz biz kontrollü normalleşmeye başladığımız zaman vaka sayılarını indirebildiğimiz rakam 6.000'di. 6.000 rakamı birinci pikteki en yüksek rakamdan daha fazlaydı. Ve birinci pikte alınan önlemleri hepiniz hatırlıyorsunuz. Ve biz 6.000 rakamındayken hafta sonu dışarı çıkma yasaklarını kaldırdık. Başka gevşeme tedbirlerini de getirdik ve geldiğimiz nokta bu. Şayet o hafta sonu çıkma yasakları tek başına etkili bir faktör olsaydı ya da o andaki diğer faktörlerle beraber etkili olsaydı 6.000 vakasına değil Mayıs sonunda ya da Haziran başında indiğimiz gibi 1000'in altına düşen değerlere inmemiz beklenirdi. Böyle değerlere inmedik ve bu yükselme oldu. Dolayısıyla sadece hafta sonu dışarıya çıkma yasağıyla bunun kontrol altına alınabileceği kanaatinde değilim. Evet. Artı bu hafta sonu yasağıyla ilgili dün Mehmet Ceyhan Hoca bir hipotez ortaya attı. Bu hipotezi de değerlendirmekte fayda var. Dedi ki hocam, bakın dedi, siz dedi dışarıda çalışan adamı, yani virüsle karşı karşıya kalması gereken adam kapatıyorsunuz. Bu kapatma neyi sağlıyor? Ev içindeki bulaş için olanak sağlıyor. Pazartesi de hadi çıkın bunları yaymaya gidin gibisinden bir şey söyledi. Bu doğru olabilir tabii ki. Hipotezdir ama ispatlanmadan bir şey söylemek mümkün değil. Ayrıca bu 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyum konusunda da yani devlet de tabii biraz hoşgörülü davranıyor. Sebebi de şu, insanlar çok sıkıldılar. Hakikaten çok sıkıldılar. Biraz hoşgörüyle davranıyor. Bu hoşgörünün bir noktaya kadar da ben doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum, yani sokağa çıkıp yanında hiç kimse olmadan tur atan adamın kimseye ve kendine zararı yok. Ama toplu taşıma binen, bilmem nereye giden, kalabalığın içine giren olabileceği kanısındayım. Evet. Ve bu hafta sonları izin alanların sayısı da çok fazla, bunu hepimiz biliyoruz. Şunu sormak istiyorum size, aslında onunla başlayacaktım ama vakalar bu kadar yüksek gelince vaka tablosuyla başladık. Şimdi Ramazan ayında oruç tutarken aşımızı yaptıralım mı yaptırmayalım mı sorular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki oruç tutarken aşı orucu bozmaz. Aşınızı olun, sırası gelen aşısını oruç tutarken yaptırabilir. O kadar çok kişi nasıl ya, nasıl bozmaz diyor ki siz duymuşsunuzdur. Bundan ikna olmayan varsa, bununla ilgili tereddütü olan varsa siz ne söylersiniz izleyicilerimize, bu tereddütü yaşayan izleyicilerimize? Vallahi dini konularda yorum yapabilmek benim görevim değil. Elbette tabii ki sizden bir bilim insanı olarak izahını, belki salgınla mücadele anlamında soruyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bir açıklamanın üstüne bir şey söyleme şansım yok. Sadece sağlık perspektifinden baktığım zaman bu benim hoşuma gider. Niye hoşuma gider? Böylelikle aşı sayımız zaten az. Ramazan ayının aşılama olayının azalması için bir sebep olması ortadan kalkmış olacak böylelikle. Önemli buluyorum bunun. Ve evet, yani bütün dinlerde de bir şeyin olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın insana emanet ettiği en önemli şey kendi bünyesidir. Önce ona iyi bakması gerekir, hastalıktan koruması gerekir. Dolayısıyla da bu fikre ben sarılıyorum ve bu teravih namazları da keza öyle. Doğru kararlar olduğu kanaatindeyim, sağlık açısından baktığınız zaman. Evet, doğru, o çok önemliydi. Teravihler de toplu kılınmayacak, evlerimizde kılacağız dedi Diyanet İşleri Başkanı. Ve aşıyı da tekrar edelim, şu ana kadar duymamış olanlar varsa aşı yaptırmakta sakınca yok diye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklamada geldi. Tabii bazı kutsal alanlar var, camiler var, özel günlerde Ramazan ayında insanlar toplanıyor. Toplanmalara izin verilmeyecek Ramazan'da, muhtemelen de onlar da bu kararın içindedir diye tahmin ediyorum ben. Çok teşekkür ederim Profesör. Tabii. Bir şey daha vurgulamamız gerekiyor. Elbette. Ramazan'ın ardından bayram geliyor. Tabii. Bayramla ilgili projeksiyonlarımızı da şimdiden yapmamız gerekiyor. Bakın şu anda Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararı siz biraz önce açıkladınız. Umre'ye gidişlerle ilgili bir karar aldı. Evet. Aslında bu çok önemli, görüyorum bunu. Neden? Aslında aşı pasaportu uygulamasını ilk başlatan ülke böylelikle Suudi Arabistan oldu. Haklısınız. İngiltere'de de 15 Nisan'da denemesi, pilot çalışması başlıyor. Ama geleceğimizin böyle olacağını herkes bilmeli. Evet, o yüzden aşı tereddütü yaşayanlar varsa da bu gözle de bakmak lazım. Bundan sonra bu önemli bir kriter olacak hayatımızda, attığımız adımlarda. Profesör Doktor Necmettin Ünal, tekrar çok teşekkürler. Sağ olun katkınız için. Teşekkür ederim.